Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'ta Hamas liderlerinden Salih el Aruriye düzenlenen suikastin sonrasında açıklama yaptı. O da İsrail'i tehdit etti. Bu büyük bir suç ve cezasız kalmayacak dedi. Şimdi devamında gelen soru da Lübnan ya da Hizbullah İsrail'e mi saldıracak şeklinde. Dahiye'de yaşanan olay büyük ve tehlikeli bir suçtur. Buna karşı sessiz kalamayız. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak. İran destekli Lübnan İzbullah'ının lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'ta Hamas'ın iki numaralı ismi Salih El Aruri'ye düzenlenen suikast sonrası ilk kez konuştu. Misilleme sözü veren Nasrallah savaştan korkmadıklarını söyledi. Ancak Hizbullah'ın sınırda İsrail'e saldırıları artıracağına dair net bir şey demedi. Bunun yerine İsrail'in Lübnan'a savaş açması halinde sınır tanımayacak mücadele tehdidi savurdu. Eğer İsrail Lübnan'a savaş açarsa Hizbullah için hiçbir sınır ve kural olmayacak. Bizimle savaşmanın bedeli ağırdır ve buna kalkışanlar pişman olur. Şimdiye kadar duruşumuz ölçülüydü ancak düşman bize savaş açmaya karar verirse adamlarımız füzelerimiz hazır. Hasan Nasrallah İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'a da meydan okudu. Şu anki İsrail Savunma Bakanı Galant, eğer Gazze'de askeri hedeflerimize ulaşamazsak İsrail yok olur demişti. Ben de ona diyorum ki Allah'ın izniyle savaşınızın hedeflerine ulaşamayacaksınız. Nasrallah'ın konuşmasından kısa süre sonra İsrail ordusu Lübnan topraklarını bir kez daha vurdu. Sınır bölgesine düzenlenen hava saldırısında bu kez Hamas değil Hizbullah hedefteydi. Biri üst düzey yetkili olmak üzere dört Hizbullah savaşçısı öldürüldü. Tansiyon zirvede. Topyekün savaş riskinden korkuluyor. İsrail misileme olasılığına karşı teyakkuzda. Lübnan sınırına giden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi savaşa hazırız mesajı verdi. İzlenimlerime göre kuzeyde savaşa hazırlık durumumuz çok yüksek. Burayı sık sık ziyaret ediyorum. Hazırlık seviyemizin zirvede olduğunu düşünüyorum. Amerikan basınına göre İsrail'in Beyrut'ta Hamas'ın liderini öldürmesi strateji değiştirdiğine işaret ediyor. Şu ana kadar savaşı sadece Gazze ile sınırlı tutmak isteyen İsrail ordusunun artık iki cephede savaşmaya başlayabileceğini gösteriyor. İsrail Hamas liderlerini nerede olursa olsun yok etme sözü vermişti. Ancak aradan 4 ay geçmesine rağmen Gazze'de bu hedefine yaklaşamadı.